Özellikle okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tatilden döndüler. Hepsinin elinde mobil cihazlar, e, mobil cihazlar ve sosyal ağlar, özellikle internette geçirilen zaman oldukça arttı. Ee, i̇nternette geçirilen zamana, e, zamanda karşılaşılacak tehlikeler de tabii aynı oranda artmış bulunuyor. Özellikle sosyal ağlarda e, kötü niyetli insanlar tarafından diyorum ki insanlar çünkü kendini saklıyorsa mutlaka iyi niyette saklamadığını düşünüyorum. Kötü niyetli insanlar tarafından oluşturulan sahte hesaplarla e, özellikle gençler ve çocuklar e, taciz ediliyor bir anlamda. E, siber zorbalık kapsamına da giren hem e, rahatsız edilmeler, hem e, dolandırıcılık, e, hem de e, kişilerin e, kendilerinin olan sosyal ağ hesaplarına e, ele geçirme saldırılarında ele geçirip çeşitli suçların işlenmesine kullanılıyor. ve Gençlerimiz bu konuda çok dikkatli olmalılar. özellikle e, tanımadıkları kişilerin sosyal ağ hesaplarından gelen mesajlara cevap vermemeliler. ve bir de bu e, sosyal ağ mesajlarının içerisindeki e, tanınmamış, bilmedikleri linklere kesinlikle tıklamamaları lazım. emleme saldırıları sosyal ağ hesaplarından gönderilen mesajlarla yapılıyor. Bu e, linklerde e, yazılımlar mevcut. Bu yazılımlarla e, kişilerin e, sosyal ağ hesaplarındaki şifre ve kullanıcı isimleri ele geçiriliyor. Böylelikle sosyal ağ hesapları ele geçirilmiş oluyor. Bu bir tehlike, bu birinci tehlike. İkinci tehlike ise sosyal ağ hesaplarından Gençlerimizin taciz edilmeleri, tehdit edilmeleri, hakaretler, bunlar çokça karşılaştığımız suçlar. Kimliği belirsiz olarak yani kendi kimliğini kullanmadan açılan hesaplara biz sahte hesaplar, çok bilinen ismiyle fake hesaplar diyoruz. Bu hesaplardan yapılan, gönderilen mesajlar genellikle kötü amaçlarda kullanılıyor. Bir başka kullanım şekli de hakaret edilmesi, kendilerini gizleyerek sanki bir maske takarak, Gerçek kimliklerini saklayan siber saldırganlar kişilere, hedeflerine koydukları kişilere sürekli hakaret, tehdit, şantaj gibi çokça karşılaşılan saldırılarda bulunuyorlar. Bu tür tehlikelerden korunmak için özellikle ebeveynlerin çok dikkat etmesi gereken konu çocuklarının internete bağlı oldukları sürelerde gözetim altına tutmaları. Ne yaptıklarını zaman zaman kontrol etmeleri ve e, ülkemizde sağlanan güvenli internet e, desteğinden de faydalanmaları lazım. BTK dediğimiz e, kurumumuzun sayfasında her türlü konuyla ilgili yardımlar mevcut. Hangi sosyal ağ e, uygulamasında karşılaşılan sorunlara nasıl e, çare bulunacağı, nerelere şikayet edileceği burada ayrıntılı olarak yazılmış. Özellikle gençler ve çocukları bu konuda bilinçlendirmek gerekiyor. Başka türlü korumamız çok zor. Çünkü interneti hayatımızdan söküp atmamız mümkün değil. Artık dijital dönüşüm yaşandı ve aldığımız normal klasik aldığımız hizmetlerin hemen hemen tamamı sağlık başvuru hizmetleri dahil olmak üzere internete taşındı. Eğitim konusu da pandemi döneminden sonra tamamen internete taşınmış durumda. Ve internette birçok yardımcı kaynak da mevcut. Çocuklarımızı buradan uzaklaştırırsak tüm bu faydalı kaynaklardan da uzaklaştırmış oluruz. Çocuklarımızı kontrol etmeliyiz. Onların herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıp karşılaşmadığını zaman zaman kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa tamamen serbest hale bırakırsak çocuklar bir müddet sonra burada yaşadıklarını anlatmamaya başlıyorlar. Dijital okuryazarlığı her yaştaki internet kullanıcısının, iyi bir şekilde, iyi bir seviyeye getirmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, bu ortamın tehlikeleriyle sürekli e, yüz yüze gelmeleri kaçınılmaz.